Merhaba İlknur Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle bize kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyiz? Hoş bulduk. Ben İlknur Altuntaş. Anadolu'ya temellilikte bölge satış yönetmeni olarak görev yapıyorum. Teşekkürler İlknur Hanım. Bugün bizlere hangi konudan bahsedeceksiniz? Bugün sizlere Anadolu'ya temelliliğin bireysel emeklilik katılımcılarına sunduğu emeklilik yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. Anadolu'ya temelliliği katılımcılarına farklı risk getiri beklentilerine hitap eden geniş bir fon yelpazesi sunuyor. Peki Anadolu Hayat Emeklilik'te hangi risk profillerine uygun emeklilik yatırım fonu alternatifleri bulunuyor? Anadolu Hayat Emeklilik'in kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonları 4 farklı risk kategorisine hitap ediyor. Temkinli, dengeli, atak ve agresif olarak adlandırdığımız bu kategorilerdeki fonları katılımcılarımızın tercihine sunuyoruz. Bu videomuzda sizlere risk alma eğilimi yüksek yatırımcılara yönelik atak ve agresif risk kategorilerindeki fonlardan bahsetmek isterim. Buyurun İlknur Hanım, sizi dinliyoruz. Dilerseniz öncelikle atak risk kategorisinden başlayalım. Atak risk kategorisinde 1. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu, 2. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu ve Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon var. 1. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu, dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimlerden faydalanmayı hedefler. Bu amaçla fon portföyün en az %80'i devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan doları cinsinden Eurobond'lara yatırılır. Fon portföyü ayrıca Türk lirası ve Amerikan doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarında düşük oranda bulundurabilir. 2. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimlerden yararlanmayı hedefler. Bu amaçla fon portföyün en az %80'i devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobond'lara yatırılır. Fon portföyünde ayrıca Türk lirası ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçları da düşük oranda bulunabilir. Gelişmiş ülkeler değişken fonun amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki yatırım fırsatlarını fon portföyüne yansıtmaktır. Bu doğrultuda fon ağırlıklı olarak Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobond'lara, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına, yabancı borçlanma araçlarına ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapmaktadır. Peki agresif risk kategorisindeki fonlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Agresif risk kategorisinde ise 7 farklı fon alternatifimiz bulunuyor. Hisse fonu, S&P 500 fon sepeti fonu, altın fonu, sürdürülebilirlik hisse fon, teknoloji sektörü hisse fon, temettü ödeyen şirketler hisse fonu ve İş Bankası iştirak endeksi fonu. Hisse fonunun yatırım amacı ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanarak portföy değerini artırmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan oluşur. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi hedeflenmektedir. İş Bankası İştirak Endeksi Fonu, Türkiye İş Bankası ve iştirak şirketlerinin ihraç ettiği hisse senetlerinin sunduğu getiri fırsatlarını fon portföyüne yansıtmayı amaçlar. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak İş Bankası İştirak Endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetlerine yatırılır. Fon katılımcılara İş Bankası İştirak Endeksinin getirisine paralel bir getiri sunmayı hedefler. Altın fonunun hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Agresif risk kategorisinde değişen piyasa koşullarına bağlı olarak son yıllarda kurulan yeni fonlarınız var mıdır? Varsa hangileridir? Tabii, S&P 500 fon sepeti fonunun yatırım stratejisi, yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 endeksindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 endeksine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Getiriyi desteklemek amacıyla yerli yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan ve global depo sertifikaları, kıymetli madenler ve yerli yabancı yatırım fonu katılma paylarına fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde yatırım yapılabilir.
Sürdürülebilirlik hisse fonunun amacı, ağırlıklı olarak yerli yabancı sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan hisse senetlerine portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak İS Sürdürülebilirlik Endeksi ile yurt dışında genel kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri ile Amerikan ve global depo sertifikalarından oluşur. Teknoloji sektörü hisse fonunun hedefi, teknoloji sektöründe geleceği olan şirketlerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek hisse senetlerinin alınıp satılarak sermaye kazancı elde etmektir. Bu amaçla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetleri ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin hisse senetlerine Amerikan ve global depo sertifikalarına yatırılır. Teknoloji sektörü hisse fonu, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, e-ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım ve finansal teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapar. Temettü ödeyen şirketler hisse fonunun amacı ağırlıklı olarak yerli yabancı temettü endekslerinde yer alan hisse senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul temettü endekslerinde yer alan şirketlerin hisse senetlerine, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan temettü endekslerini takip eden Türkiye'deki Borsa Yatırım Fonu katılma payları ile yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve bu şirketlerin Amerikan ve global depo sertifikalarına yatırım yapar. Anadolu Hayat Emekliliğin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonları ile ilgili detaylı bilgiye nereden ulaşabiliriz? Emeklilik yatırım fonlarımıza ilişkin detaylı bilgiye anadoluhayat.com.tr web sitesinde yer alan emeklilik yatırım fonu sürekli bilgilendirme formlarından ulaşabilirsiniz. Dilerseniz en yakın İş Bankası şubesine veya acentemize gelebilir ya da 0850 724 55 çift 0 numaralı müşteri hizmetleri merkezimizden de bilgi alabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz İlknur Hanım. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.